Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde RB harfine geldim. RB noktasına. Bu Ray oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizi Ray ile Peki tanıştırmıştı. Onunla bir görev yapmıştık ve görev insanında bizi Ray ile tanıştırmıştı. O da demişti ki seni arayabilirim. Şimdi Ray görevi açıldı. Ondan birebir görev alacağız. Evet, girişte bir adam karşıladı ve bizi müşteri sandı. Yer ayırtmak istediğimizi, yemek yemek istediğimizi düşündü ama öyle değil. Nico da dedi ki ben Ray'i görmeye geldim. Adam da arka tarafta olduğunu söyledi. Evet, merhabalaşıyorlar, selamlaşıyorlar. İrlandalı arkadaşın senin çok iyi olduğunu söyledi diyor. Sanırım Peki'den bahsediyor. Neden diyor bu işleri yapıyorsun diyor. İşte Nikola diyor ki paraya ihtiyacım var benim diyor. Ve ayrıca diyor Amerika'yı birisini bulmaya geldim diyor. Adam da biz yardımcı olabiliriz sana dedi. Belki yardımcı olabiliriz dedi. Şimdi tabii adamın da sıkıntısı var. Adam da ondan bahsedecek. Biz buraya niye geldik? Bir arkadaşım var diyor ama sadece arkadaş, arkadaştan daha öte değil diyor. Bu adam artık yönetime saygı göstermiyormuş. Yanlış yapmış sanırım. Ve o adam için bir şeyler yapmasını istiyor. Artık ne yaparsan diyor. Nico da diyor ki sen de ödeyeceksin diyor. Yani sen de para vereceksin bana. Şaka mı yapıyorsun diyor. İki katını vereceğim diyor. Evet. Biraz belalı bir iş anladığım kadarıyla. Dikkat et filan dedi. Ve dışarıya çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava yağmurlu. Feci şekilde yağmur yağıyor. Hemen arabaya biniyoruz. Ve sarı noktaya doğru ilerliyoruz. Şimdi yağmur olduğu için haliyle arabayı zapt etmesi kuru havaya göre biraz daha zor olacaktır. Arkadaşlar bu Ray'den birebir aldığımız ilk görev oluyor. Biz Peki ile görev yaparken tanışmıştık. Tekne baskınından sonra tanışmıştık bu adamla. Bundan önceki görevde yani Ray'in parmağı var ama birebir biz Ray ile görüşmedik. Biz Peki'nin yanına gittik. Peki seninle geliyor musun dedi. Biz de öyle katılmış olduk. Bu mafyadan aldığımız paradan bahsediyorum. Şimdi burada artık birebir Ray'in yanına geldik ve Ray bize bir görev verdi. Onu halledeceğiz. Ona sıkıntı çıkaran bir adam varmış. Sanıyorum ki o adamı haklayacağız. İşin özü bu. Hava da bayağı kötü ya. Yani acayip yağmur yağıyor. Evet, yolumuzda bayağı varmış ya. Şimşek falan çakıyor. Hakikaten bayağı kötü yani. Böyle günlük güneşlik olduğu zaman benim daha hoşuma gidiyor GTA. Ama tabii ki de gerçeklik olması için böyle şeyler de var. Kaçıncıyı arkadaşlar görüyor musunuz? Hot Dog'cu geçtik ya. Bu güzel bir şey aslında. GTA 5'te böyle yok. Evet. Noktaya geldik arkadaşlar. Sarı ok burada. Gördüğünüz gibi arabadan iniyoruz. Ve sarı okun üzerine ilerliyoruz. Şuradan silahımızı da ayarlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar yürüyoruz ve cep telefonunu açıyoruz. Bakın altta ne yazıyor. Ray'den bize mesaj gelmiş. O mesajı açıyoruz. Bulmamız gereken adam bu arkadaşlar. 72 numara. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta. Evet. Birebir o. Bize bulmamız gereken adamın resmini mesajda gönderdi. Yani biz kolay bulalım diye. Şimdi yanına gidiyoruz. Evet. Aradığı adamı söylüyor arkadaşlar. Bu da diyor ki ben diyor nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Nico'da emin misin falan dedi. Burada arkadaşlar adam konuşmadığı için sağ tuş yapıyoruz, nişan alıyoruz. Adam da bülbül gibi ötüyor tabiri caizse. Eğer adamı öldürürseniz görev iptal olur. Bilginiz olsun, bir daha baştan başlarsınız. O yüzden bu 72 numaralı adamın yanına geliyoruz. Adama soru soruyor otomatik olarak. Adam da konuşmak istemiyor. Sonrasında sağ tuşla nişan alıyoruz. Adam da silahı görünce konuşuyor. Ondan sonra işte bu binanın içine giriyoruz. Neden? Çünkü yeşil nokta binanın içerisinde gördüğünüz gibi.
Evet, asansörün önünde bir ok var. Asansöre yaklaşıyoruz. E tuşuna basıyorum ve Niko da asansörün düğmesine basıyor. Evet, şimdi asansöre bineceğiz. Sarı nokta var, fark ettiyseniz. Harita üzerinde. Evet, bu da hemen haber veriyor. Diyor ki sizi arayan birisi var diyor. Yukarı doğru geliyor diyor. Acaba bu adamı öldürsek haber verecek miydi yine ya? Onu merak ettim. Ne oluyor lan? Hemen girer girmez. Evet arkadaşlar, burada fazlasıyla öldürmemiz gereken adam var. Bilginiz olsun. Bakın her yerden ateş ediyorlar. Nerede bu ya? Ha, şuradaymış ya. Ulan. Bir tane de şurada kapının arasında var. Evet. Arkadaşlar bütün katı temizliyoruz. Zaten harita üzerinde bizi yönlendirecekler. Evet, şurada var bir tane. O da gitti. Yavaş yavaş dikkat ederek gidiyoruz. Evet, burada var sanırım. Evet, şurada ileride. Tam zamanında bitiyor bu kurşun da ya. Bak bak, oradan sağda kolunu çıkarıyor, görüyor musun uyanağı? Bir tane de şurada varmış ya. Evet, böyle kattaki herifleri temizliyorsunuz arkadaşlar. Silahını da aldık. Şunun silahını da alalım ya. Bedava silah. Ne oldu, bir daha aynı yere mi döndüm ben ya? Burada mı? Yok, değil. Evet, buradan çıkıyoruz. Evet, sarı nokta zaten yukarıyı gösteriyor ama burası değil ya. Burası geldiğimiz yer zaten. Arka tarafa döneceğiz biz. Aynen. Tam onun simetrisi arkadaşlar. Evet, buradan yukarı çıkıyoruz. Bakın, sarı noktanın üzerinde bir ok işareti var çünkü. Ama dikkatli çıkıyoruz arkadaşlar. Burada bakın, hep adamlar pusuya yatmış durumda. Dikkat ede ede gidiyoruz. Evet, bir tane daha geldi hemen. Nasıl yapıyorlarsa güzel korunuyorlar ya. Adam duvara yapışıyor resmen. Nerede bu? Ama arkadaymış ya. Yo, bunu öldürmedik mi? Evet, burada. Gel bakalım. Ya tam zamanında bitiyor bu da ya. Oo, bir tane de kapının arkasından çıktı. Burada nalları dikmeyelim de. Evet, o gitti. Şimdi şurada var bir tane. Evet, o da gitti. Aha, bir tane daha var. Evet. Neyse, ilk yardım çantası bayağı var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gerçi benim dolu ama yani kaparlarında falan fazla fazla koymuşlar. Evet, sarı oka doğru gidiyoruz arkadaşlar. Nerede sarı ok? Evet, burada, bu kapıdan içeri gireceğiz demek ki. Yok, burası değil. Burası da değil. Yok ya, burası değil ya. Bu ok var hala üstünde. Biz bir kat daha yukarı çıkacağız. Aynen. Buradan değil, diğer taraftan. Evet, arka tarafa döneceğiz. Oo, buradaymış. Gel bakalım. Sen de gel. Öyle ya, biz daha yukarı çıkamadık ki ya. Alt katta şey arıyoruz. Zaten müzik sesi geliyor arkadaşlar, fark ettiyseniz. Müziğe doğru gideceksiniz. Yani siz yaklaştıkça müzik sesi artacaktır.
Bakın Sarı Ok var kapının önünde. Oraya gideceğiz ama dikkat etmemiz gerekiyor. Benim çelik yelek bitti. Sadece kendi canım var yani. Nereden ateş ettiler ya? Bir de bu var ya, sağdan soldan. Nereden? Bak nasıl saklanmış, nasıl sıvışmış duvara ya. Şimdi bunu öldürmezsek arkamızdan gelecek yani. Öldürüp öyle kapıdan girmek lazım. O yüzden önce bir ortalığı temizleyelim arkadaşlar. Sanıyorum daha yok herhalde. Evet. İçeri girdiğimizde bizi bunlar bekliyorlar. Bilginiz olsun. Burada var. Bir de şurada var. Evet. 3 tane. Şimdi patronu bulacağız. Evet, içeri odaya doğru ilerliyoruz. Bakalım burası ne? Burası banyo. Mesela bak Nikon'un evinde banyo tuvalet yok. Burada var. Evet, müzik demek ki buradan geliyormuş. Buradaki teypten geliyormuş arkadaşlar. Masanın üstünde. İlk yardım çantasını da alalım. Evet, burada ara sahneye girdi. Gördüğünüz gibi. Adam buradaymış demek ki. Çıktı ve kaçıyor. İçeri saklanmış. Biz de hemen arkasından kovalıyoruz arkadaşlar. Takip ediyoruz yani. Altta da kırmızı yazıyla yazıyor zaten. Yani bu adamı öldüreceğiz. Kırmızı yazdığı için. Evet, buradan hemen bir tane geldi. Evet, yukarıda arkadaşlar. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Buradaki merdivenden çatıya çıkacağız. Bu nereden geldi lan? Çok dibine girince de öldüremiyorsunuz ya. O da geldi, yapıştı. Evet, şurada bir tane var. O da gitti. Kırmızı noktaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakayım kimse var mı? Kimse yok. O zaman devam edeceğiz. Demek ki herkesi temizledik. Evet, adamlar gitti. Şimdi patron kaldı. Burada da bunu haklıyoruz arkadaşlar. Ateş ediyoruz ve ara sahne girdi. Gördüğünüz gibi. Evet, patron düştü. Öldü, sonra düştü zaten. Öyle oldu. Evet arkadaşlar, enter diyorum. Oyunumuzu kaydediyoruz. Otomatik kayıt geldi. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.